Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren konulara temas edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'de emekli olabilmeniz için çok büyük bir fırsat var. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir garantim olsun, benim de geleceğe dair bir güvencem olsun diyorsanız bu yayınımızı mutlaka sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ayağına 40 yılda bir gelecek olan büyük bir şans geldi. Emeklilikle ilgili neler yapmaları gerektiğini bu yayınımızda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Değerli izleyicilerimiz, Avustralya'da bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre rahatça yaşayabilmek için, ekonomik sıkıntılar yaşamamak için, yılda bir seferde tatile gitmek için ne kadar para kazanılması gerektiğine dair bir araştırma. Business NSW adlı şirket bu araştırmayı yaptı. Yapılan bu araştırmada değerli izleyicilerimiz, kuzeyde Palm Beach, batıda Rod Hill, güneyde Coronel gibi yerlerde rahat bir şekilde yaşamak için yıllık 100 bin Avustralya doları kazanılması gerektiğine kanaat getirildi. 100 binin altında geliriniz varsa ekonomik sıkıntı yaşıyorsunuz demektir. Şimdi değerli izleyicilerimiz, peki bu paranın büyük bir kısmı nereye gidiyor? Şimdi anlatacaklarım sadece Avustralya değil, Avrupa'nın da bir gerçeği. Bakın, 2019 yılı öncesinde bir çalışan maaşının yaklaşık %35'ini barınma ihtiyacına ayırıyordu. Nedir barınma ihtiyacı? Ev, kira ve faturalar. Sadece faturalar. Aradan 4 yıl geçti. Bugünkü rakamla dünya ortalaması %55'e çıkmış vaziyette. Yani maaşınızın %55'i temel insani bir hak olan barınma ihtiyacına gidiyor. %55. Bunun içerisinde kira ve faturalar var. Avrupa'da son bir yıl içerisinde enerji fiyatları en az %95 oranında artmış vaziyette. Yine Avrupa'da kiralar adeta çıldırmış vaziyette son bir yıl içerisinde. Bakın, korona dönemini saymıyorum. Bir yıl içerisinde Almanya'daki kira artış ortalaması %25. Evet arkadaşlar, 500 euroluk bir yer şu anda en kötüsü 600-650 euro. Sadece ev kirası. Doğalgaz faturası yok. Elektrik faturası yok. Diğer faturalar yok arkadaşlar. Şu anki rakamla Avustralya'da da aynı, Avrupa'da da aynı. Niye anlatıyorum ben bunu? Arkadaşlar, eskiden vatandaşlarımız yurt dışında daha kolay ve rahat yaşıyordu. Özellikle koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber bu rahatlık maalesef kalmadı. Üzücü bir durum ama gerçek. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan Avustralya'da bugün bu konuşuluyorsa, bugün Yeni Zelanda'da da aynı durum konuşuluyorsa, siz diğer coğrafyaların durumunu bir düşünün. Hele hele ana vatanımız Türkiye'nin durumunu şöyle bir gözden geçirin. Kıymetli izleyicilerimiz, maalesef ben devletlerin açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına inanmıyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Çünkü devletler enflasyonu hesaplarken halktan kopuk, gerçeklerden uzak bir matematik yapıyorlar. Bu bir gerçek. Enflasyon hesabı yapılırken devletler işlerine gelen rakamları alıyor, onların ortalamalarını alıyor ve diyor ki yıllık enflasyon bu, aylık enflasyon bu diyor arkadaşlar. Reelde, gerçekte devletlerin açıklamış olduğu enflasyonun iki katı oranında enflasyon olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Şimdi Almanya'dan örnek verelim. %11 dediler yıllık enflasyon. Almanya'da yaşayan, bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz Almanya'daki enflasyonun %11 olduğuna inanıyor mu yıllık enflasyon? Ev kiraları, markette, çarşıda, pazarda fiyatlar son bir yıl içerisinde sadece %11 mi arttı?
Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Kanada'da, Amerika'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da, İngiltere'de ve diğer pek çok ülkede enflasyon rakamları sizce gerçeği yansıtıyor mu? Vatandaşın cebindeki para erimeye devam ediyor. Aynı durum Türkiye'de de söz konusu. %55 enflasyon diyorlar. TÜİK böyle bir açıklama yaptı. Yakın zamanda Türkiye'ye gideniniz varsa bilir. Enflasyon sizce yıllık enflasyon %55 mi? Bir markete, çarşıya, pazara gidin bakalım. Almanya'da bir Aldi'ye gidin bakalım. Geçen yılla bir fiyatları bir karşılaştırın bakalım. Fiyatlar ne durumda? Şu anda ülkeleri yöneten siyasetçiler gerçekleri halktan saklamaya devam ediyor. Halkın cebindeki para da erimeye devam ediyor. Karşılıklı bir tiyatro durumu söz konusu. Tiyatro oynuyor bunlar. Siyasetçilerden bahsediyorum. Şu anda almış olduğunuz maaşın %60'ı, 65'i temel barınma ihtiyacına gidiyorsa ortada bir soru işareti var. Bugün Almanya'daki konut açığı 100 bin. 100 bin konut açığı var. Özellikle büyük şehirlerde, öğrenci kentlerinde, sanayi kentlerinde kiralık evler çıldırmış vaziyette. Bir göz odaya 500-600 euro para istiyorlar. Bak oda diyorum. Ev demiyorum. 100 bin konut açığı olursa tabii ki fiyatlar yükselir. Millet ormanda yatacak hali yok, sokakta yatacak hali yok. Ev tutacak. Arz talep meselesi. Peki kıymetli izleyicilerimiz, koskoca Almanya Federal Cumhuriyeti arsası mı yok? Parası mı yok? Neden yapmıyorlar bu kiraların düşmesi için? 100 bin konutu Almanya istese yapamaz mı? Tabii ki yapar. Sen bizim Karadenizli müteahhitleri Almanya'ya getir bakalım. Nasıl yapıyorlar? Ama depreme dayanıklı olsun, ha, Türkiye'deki gibi değil. Sözün özü şu arkadaşlar. Bunlar şunu söylüyor. Bizde meşhur bir laf var ya. Gelin demiş ya, oynayacağım ama yerim dar. Bunlar onu söylüyor. Bahane buluyorlar. Ceplerinde para var. 100 bin konut açığı var Almanya gibi. Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi. Siyasetçilerin basiretsizliğinden başka bir şey değil. Almanya'da siyasetçilerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bunlar devletin kasasının anahtarını ceplerine koyarlar. Pantolonlarının ceplerine. Gece yatarken de pantolonlarını çıkarmazlar. Biri gelip ceplerinden bu anahtarı alırlar. Gider vatandaşa 3 kuruş doğru düzgün bir şekilde sadaka olmayan sosyal yardım yaparlar diye devletin kasasını ceplerinden çıkarmıyorlar. Ceplerinde akrep var bunların. Merkel de böyleydi. Şimdiki Başbakan Scholz da böyle. Şansölye. Bak ne güzel isim değil mi? Şansölye. Ama altı boş. Millete 3 kuruş sadaka niyetine yardım veriyorlar. Al geçin diyorlar. Her yerde böyle arkadaşlar. Sadece Almanya değil. Avrupa'nın tamamı, Avustralya, Kanada, Amerika hepsi böyle. Filler tepinir, çimler ezilir. Bu işin şifresi bu. Şimdi değerli izleyicilerimiz, geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve benim de Türkiye'de bir güvencem olsun, ben de emekli maaşı almak istiyorum diyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'de EYT yasası olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve kanunlaştı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak başta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere yine Türkiye'den, ana vatanımızdan da pek çok kişi emeklilik için ilk adımlarını atacaklar ve emekli maaşına kavuşacaklar. Bildiğiniz üzere biz de Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'den kolay bir şekilde emekli olabilmeleri için emeklilik danışmanlığı hizmetini başlattık kısa bir süre önce. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de ben de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasadan yararlanmak istiyorum diyorsanız, durumunuzu net olarak ortaya çıkarmak istiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de nasıl emekli olacaklar? Şimdi bir kere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, Türkiye'de emekli olmak için, emeklilikle ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak için, emeklilikle ilgili durumunuzu ortaya çıkarmak için Türkiye'ye artık gitmenize gerek yok. O nedenle bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Yurt dışında yaşayan hanımefendiler,
hiç çalışmış olmasalar dahi Türkiye'de emekli olma hakları mevcut. Bunun yanı sıra yine mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da Türkiye'de emekli olma hakkına sahipler. O nedenle bu haktan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Bakın, emeklilik o kadar önemli bir şey ki ömrümüzün sonuna kadar alacağımız bir maaş. Hatta vefat ettikten sonra eşimize, çoluk çocuğumuza kalan çok değerli bir para. Şimdi bazı izleyicilerimiz doğal olarak Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyebilir. Saygı duyuyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşı yüksek değil. Almanya'dan örnek verelim. Mesela Almanya'da bizim bir vatandaşımız, normal bir şekilde 25-30 yıl boyunca çalışan bir vatandaşımızın almış olduğu ortalama maaş 700-800 euro civarında. Üstünde alanlar da var, altında alanlar da var. Ben ortalamayı söylüyorum. Bu parayla ay sonunu eğer vatandaş sosyal yardım almıyorsa getirmesi gerçekten çok zor. Şimdi diyelim ki Türkiye'de 9000 lira maaş alıyorsunuz. Emekli maaşınız var. Her ay banka hesabınıza yatıyor. İzine gittiğinizde yılda bir sefer yaklaşık 108 bin lira bankada birikmiş paranız oluyor. Yani baktığınız zaman 5000 euronun üzerinde bir para. Bu para her ay bankaya düzenli bir şekilde yatacak, hesabınıza yatacak. Siz bu parayla ister tatilinizi yapın, ister sevdiklerinizle beraber güzel günler geçirin, isterseniz paranıza hiç dokunmayın. Şimdi dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın başımıza ne geleceğini Allah'tan başka gerçekten hiç kimse bilemez. Ama geleceğe de şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Hazır önümüzde böyle bir fırsat var. Hiçbir şekilde sizin Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı bizim sosyal güvenlik uzmanlarımız sizin adınıza sosyal güvenlik kurumuna yapıyorlar. Sizin adınıza tüm dilekçeleri veriyorlar. Yine sizin adınıza tüm formları dolduruyorlar. Bakın, Türkiye'deki emeklilik konusunda çok çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Türkiye'de vereceğiniz bir dilekçedeki yanlışlık ya da dolduracağınız bir formdaki yanlış bir kutucuğu eğer işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkar. Bunun yanı sıra alacağınız maaş da yarıya düşer. Uzmanlarımız sizin en az parayı devlete ödeyerek nasıl yüksek maaşı alacağınızla ilgili özel bir çalışmayı yapıyorlar. Peki siz bu yasadan nasıl yararlanacaksınız? Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız Türkiye'den nasıl emekli olacaklar? Hemen kısaca bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin, yani annelerimizin Türkiye'de daha kolay emekli olduğunu unutmuyoruz. Şimdi ekran altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 505 945 54 54. Bu bizim WhatsApp hattımızdır değerli izleyicilerimiz. Şu anda eğer siz de Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız, durumunuzu öğrenmek istiyorsanız ve işlemlerinizi sosyal güvenlik kurumu ile ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak istiyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydediniz ve ardından WhatsApp'tan şu mesajı atın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Eğer eşinizle birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorsanız ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve ardından da siz emekliliğe giden yolda ilk adımı atmış olacaksınız. Daha sonra kıymetli izleyicilerimiz, görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası verecekler. Bir kişi sadece 150 euro ödeyerek emeklilikle ilgili tüm işlemlerini yaptırabilecek. Ek hiçbir ödeme yok. Maaşınıza kavuşana kadar, ne maaşınızdan sonra ne de maaşınızdan önce başka hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Sadece 150 euro. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemleri artık geride kaldı. O nedenle en doğru bilgiyi uzmanlarımızdan alacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, size bir randevu verilecek. Randevu günü WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanlarımızla görüşeceksiniz. Ve uzmanlarımız sizin adınıza özel bir çalışma yapacak. Ardından size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de Türkiye'de en kolay bir şekilde nasıl emekli olacağınızın planı çıkartılacak
ve siz de uygun görmeniz halinde şartları da taşıyorsanız hemen emeklilik müracaatınızı uzmanlarımız sizin adınıza yapacaklar. Şimdi ben Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan ya da dünyanın başka bir noktasından Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarız. Zaman gerekiyor, para gerekiyor. Artık bizim izleyicilerimizin emeklilik işlemleriyle ilgili olarak Türkiye'ye gitmesine gerek yok. Uzmanlarımız dünyanın neresinde olursanız olun sizin adınıza bu hizmeti gerçekleştiriyorlar. Bu hizmeti size veriyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu büyük fırsattan özellikle hanımefendilerin yararlanmasını daha çok istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda maalesef, üzülerek anlatıyorum bunu, bu bir gerçek. Hanımlar hep geri planda bırakıldılar. Gerek eşleri tarafından, gerek toplumsal baskı vesaire derken hanımlar ileri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey olmadığını görüyorlar. O nedenle özellikle de hanımların geleceklerini garanti altına almaları için mutlaka bu emeklilik danışmanlığı fırsatından yararlanmalarında fayda var. Onun için biz hanım izleyicilerimizin bu fırsattan daha çok yararlanması için hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın, eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını almak isterse hanımlara %50 indirim yapacağız. Normal şartlar içerisinde 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken eğer bir hanımefendi eşiyle ya da bir tanıdığıyla birlikte danışmanlık alırsa toplamda 2 kişi için 225 euro ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca aile olarak bu büyük fırsattan yararlanmak isterseniz aile indirimleri de mevcut. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Hayatta bir sefer emeklilikle ilgili adım atacağız ve bunun en doğru şekilde yapılması gerekiyor. O nedenle dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Siz de ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattından hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini bitiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık birilerine 2-3 bin euro en az danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımızın mağdur edildiğini biliyoruz. Artık bu mağduriyetleri de ortadan kaldırıyoruz. Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikleriyle ilgili tüm işlemlerini artık gönül rahatlığıyla ve güvenerek kolay bir şekilde yapabilecekler. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük hizmetten yararlandı. Bundan sonra da bu hizmetten sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacaklar. O nedenle artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, çoluk çocuğunuzla ilgili geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız bu adımı mutlaka atın. Şimdi gençlere sesleniyorum. Bakın, gelecekte bir gün gelecek. Genç yaşlarda şunu düşünebilirsiniz. Ya benim emeklilikte ne işim var diyebilirsiniz. Ama unutmamak gerekiyor, gelecekte bir gün geliyor arkadaşlar. Onun için yurt dışında yaşayan genç kardeşlerimizin hem anne babaları için, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmaları için büyük bir fırsatı sunuyoruz. Genç kardeşlerimiz de emeklilik planlaması yaptırarak kendi gelecekleriyle ilgili, emeklilikleriyle ilgili adımları atabilirler. İleride nasıl kolay bir şekilde emekli olacaklarını öğrenecekler. Kendilerinin emeklilik planlaması yapılacak ve geleceğe şimdiden hazırlanacaklar. Kıymetli izleyicilerim, sizden ricam şu: çevrenizde emeklilikle ilgilenen ya da hiç ilgilenmeyen, Türkiye'de emekliliği hiçbir şekilde aklından bile geçirmeyenlere lütfen bu videoyu atın, paylaşın. Bir nebze olsun bu insanlarımız da bilgi sahibi olsun. Emeklilik gibi çok çok önemli, hayatta bir sefer gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Unutmamak gerekiyor değerli izleyicilerimiz, yarının ne olacağını hiç kimse bilmiyor. O nedenle kıymetli izleyicilerimiz, bu büyük fırsattan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Siz olun, geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Beni gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize
Önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşça kalın.